Merhaba sevgili çocuklar. Fitness ünitesinin 3. bölümüyle yine birlikteyiz. Reading and speaking. Okuma ve konuşma. Look at the pictures below. Aşağıdaki resimlere bakın. And answer the questions. Ve sorulara cevap verin. Can you play these sports? Bu sporları oynayabiliyor musunuz? Which sports do you like? Hangi sporları seviyorsunuz? Cevap olarak... Yes, I can play table tennis. Evet, ben masa tenisi oynayabiliyorum. Veya No, I can't play volleyball. Hayır, ben voleybol oynayamıyorum. I like soccer and table tennis. Ben futbolu ve masa tenisini seviyorum diye cevap verebilirsiniz. Read the speech bubbles. Konuşma baloncuklarını okuyun and write the children's favorite sports. Çocukların en sevdiği sporları yazın. Choose from the list above. Yukarıdaki listeden seçin. Şimdi çocuklar, bu bölümü yapabilmemiz için bilmemiz gereken bazı cümleler var. We need a ball. Bir topa ihtiyacımız var. Two teams. İki takım. With 11 players in each. Her birinde 11 oyuncu. In each, her birinde. Each, her bir demekti. To kick the ball. Topa ayakla vurmak. Kick, tekme atmak ya da ayakla vurmak anlamına geliyordu. With our feet, ayaklarımızla. Feet, ayaklar, foot, ayak demekti. Our, bizim. With our feet, ayaklarımızla. To hit the ball, topa vurmak. With our hands, ellerimizle. For this game, bu oyun için. With the rackets, raketlerle. Şimdi çocuklar, ben bu metni okuyacağım. Siz boşlukları bulmaya çalışın. Hi, I am Dave. My favorite sports is... We need a ball and two teams with 11 players in each. We must kick the ball with our feet. Topa ayaklarımızla vurmak zorundayız. Hello, I am Sheila. I like many fitness and sports activities, but my favorite one is... We need a ball and two teams... With 6 players in each. We must hit the ball with our hands. Topa ellerimizle vurmalıyız. Hi, I'm Ali. I love... We play this game with 2 people. Biz bu oyunu 2 kişiyle oynuyoruz. For this game, we need 2 rackets and a small ball. Bu oyun için 2 rakete ve küçük bir topa ihtiyacımız var. We must hit the ball with the rackets. And the answers are, Dave's favorite sports is soccer, Sheila's favorite sports is volleyball, and Ali's favorite sports is table tennis. Read the speech bubbles again. Konuşma balonlarını yeniden okuyun. And complete the table. Ve tabloyu tamamlayın. Dave's favorite game is soccer. Dave'in en sevdiği oyun futbol. Equipment is a ball. Number of players, 2 teams with 11 players in each. Her birinde 11 oyuncu olan 2 takım. Rules, kurallar. Kick the ball with your feet. Ayaklarınızla topa vurmak. Rules, kurallar. Rules'a benzeyen bir kelimemiz var. Ruler. Onun da anlamını yazmak istedim. Karıştırmayın diye. Rules, kurallar. Ruler, cetvel. Equipment, alet, malzeme. Number of players, oyuncu sayısı. Şimdi de diğerlerini yapalım. Sheila's favorite game is volleyball. Sheila'nın en sevdiği oyun voleybol. Equipment is a ball. Number of players, 2 teams with 6 players in each. Her birinde 6 oyuncu olan 2 takım. Rules, kurallar. Hit the ball with your hands. Ellerinizle topa vurmak. Ali's favorite game is table tennis. Ali'nin en sevdiği oyun masa tenisi. Equipment, 2 rackets and a small ball. 2 raket ve küçük bir top. Number of players, 2 players. Rules, hit the ball with rackets. Topa raketlerle vurmak. 8. Fun time. Eğlence zamanı. Match the equipment with the correct supports. Malzemeleri doğru sporlarla eşleştirin. 1E. Soccer, 2G, skateboarding,
3H climbing, 4D sailing, 5B diving, 6C ice skating, 7A basketball, 8F skiing. Match the words with the pictures. Kelimeleri resimlerle eşleştirin. Burada yeni olarak hiking var. Hiking, doğa yürüyüşü yapmak. Cevaplarımızı bulalım. Let's find the answers. 1H, horse riding, ata binmek. 2A, swimming, yüzmek. 3I, riding a bicycle, bisiklete binmek. 4, doing gymnastics, jimnastik yapmak. 5E, ice skating, buz pateni yapmak. 6D, climbing, tırmanmak. 7G, doing skateboarding, kaykay yapmak. 8F, running, koşmak. 9B, hiking, doğa yürüyüşü yapmak. Working groups, gruplar halinde çalışma yapın. Describe your favorite sports or fitness activity to your friends. En sevdiğiniz sporları veya fitness aktivitelerini arkadaşlarınıza tarif edin. Describe, tarif et demektir. But don't say its name. Ama ismini söylemeyin. Look at the examples in the activity 6B. Aktivite 6B'deki örneklere bakın. Can your friends guess your activity? Arkadaşlarınız aktivitenizi tahmin edebilir mi? Describe, tarif et ya da tarif edin. Guess, tahmin et ya da tahmin edin. Use, kullan, kullanın. These clues, bu ipuçları. Use these clues. Bu ipuçlarını kullanın. What equipment do you need? Hangi alete ihtiyacınız var? How many players do you need? Kaç oyuncuya ihtiyacınız var? What are the rules? Kurallar nedir? Activity 2. Look at the pictures. Resimlere bakın and complete the text. Ve metni tamamlayın. Hello everyone. Herkese merhaba. My name is Sarah. Benim adım Sarah. I'm from Italy. Ben İtalya'danım. I am 10 years old. Ben 10 yaşındayım. I have two brothers and a sister. Benim iki erkek kardeşim ve bir kız kardeşim var. My brother David likes riding a bike or bicycle. Erkek kardeşim David bisiklete binmeyi sever. And playing basketball ve basketbol oynamayı. My brother Marco likes skateboarding. Erkek kardeşim Marco kaykay yapmayı sever. My sister Elisa likes camping and swimming. Kız kardeşim Elisa kamp yapmayı ve yüzmeyi sever. I like all sports. Ben bütün sporları severim. But my favorite ones are ice skating and soccer or football. Ama benim en sevdiklerim buz pateni yapmak ve futbol oynamaktır. Read the text above again. Yukarıdaki metni tekrar okuyun and answer these questions ve bu sorulara cevap verin. Where is Sarah from? Sarah nereden, nereli? How many brothers and sisters does he have? Onun kaç erkek ve kaç kız kardeşi var? Who likes riding a bicycle? Kim bisiklete binmeyi seviyor? What does Elisa like? Elisa neyi seviyor? What is Sarah's favorite activity? Sarah'ın en sevdiği aktivite nedir? Where is Sarah from? Sarah is from Italy. Sarah, İtalya'dan. How many brothers and sisters does she have? She has two brothers and a sister. Onun iki erkek kardeşi ve bir kız kardeşi var. Who likes riding a bicycle? David likes riding a bicycle. David bisiklete binmeyi seviyor. What does Elisa like? Elisa likes camping and swimming. Elisa kamp yapmayı ve yüzmeyi seviyor. What is Sarah's favorite activity? Sarah's favorite activity is ice skating. Sarah'ın en sevdiği aktivite buz pateni. Write Kate's speeches in the correct places. Kate'in konuşmalarını doğru yere yazın.
Shall we go hiking next weekend? Önümüzdeki hafta sonu doğa yürüyüşüne gidelim mi? Sorry, could you repeat that? Pardon, tekrar edebilir misin lütfen? Let's go hiking next weekend. Önümüzdeki hafta sonu doğa yürüyüşüne gidelim. I don't like hiking. Ben doğa yürüyüşünden hoşlanmıyorum. How about skateboarding? Kaykay yapmaya ne dersin? Well, I can't do skateboarding. Ben kaykay yapamıyorum. Can you roller skate? Paten yapabiliyor musun? Yes, I can. I love roller skating. Evet, yapabiliyorum. Paten kaymaya bayılırım. Let's go roller skating then. İşte paten yapmaya gidelim. Saturday or Sunday? Cumartesi mi, pazar mı? Sunday afternoon. Pazar öğleden sonra. Great. Let's meet in front of the leisure center. Harika. Sosyal tesislerin önünde buluşalım. Alright. Peki, tamam. Read again and write true or false. Yeniden okuyun ve doğru ya da yanlış yazın. Okay, bu bölümdeki cevaplarsa çocuklar. Jane wants to go hiking with Kate. Jane, Kate'le birlikte doğa yürüyüşü yapmaya gitmek istiyor. That's true. Kate can't hike. Böyle bir şeyden bahsetmiyordu. Ne diyordu Kate? I don't like hiking diyordu. Ben doğa yürüyüşü yapmayı sevmiyorum. Cümlemizde ise Kate can't hike diyor. Yani Kate doğa yürüyüşü yapamaz diyor. So this is false. Jane can't do skateboarding. Jane says, I can't do skateboarding. Yes, that's correct. Kate and Jane like roller skating. Kate ve Jane paten yapmayı seviyor. Yes, both of them say, I love roller skating. Let's go roller skating then. Kate and Jane like roller skating. Kate ve Jane paten yapmayı seviyor. They go roller skating on Saturday. Cumartesi günü paten yapmaya gidiyorlar diyor. But Jane says Sunday afternoon. Pazar öğleden sonra. So they go roller skating on Saturday. False. They meet in front of the school. Okulun önünde buluşuyorlar. But they say, let's meet in front of the leisure center. Sosyal tesislerin, spor merkezinin önünde buluşalım. So, they meet in front of the school. False. Bu ünitede öğrendiğimiz tek questionları bir kez daha hatırlayalım. Sen beni seviyorsun değil mi? You love me, don't you? O senin arkadaşın değil mi? She is your friend, isn't she? Onlar burada değil mi? They are here, aren't they? Sen İngilizce konuşamıyorsun, değil mi? You can't speak English, can you? Evet arkadaşlar, 8. ünitemizi de burada bitiriyoruz. 9. ünitede görüşmek üzere.